Ege Televizyon'un kıymetli seyircileri, izleyicileri, hepinize İzmir'den ve konuğum Bergama'dan öncelikle merhaba diyerek yayında yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına sizleri önce sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Sıcak bir İzmir, sesimiz Türkiye'nin, dünyanın neresine gidiyor bilmiyoruz ama bizi seyreden herkese İzmir'in sıcaklığını, sadece hava sıcaklığı değil, ruhumuzdaki o güzel sıcaklığı da yansıtarak yayınımıza başlıyoruz. İzmir'de bilenler bilir, 30 çok güzel ilçe var. 30 ilçemizin inanın bana her biri o kadar değerli, o kadar güzel ki, kimisinde tarih var, kimisinde tarım var, kimisinde doğa var. Yani o kadar güzel yerler var ki, işte onlardan bir tanesi de kuzeydeki bir ilçemize gideceğiz. Bergama'ya gideceğiz bugün. Bergama Belediye Başkanımız Sayın Hakan Koçtu konuğumuz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Erhan Bey, merhabalar. Merhaba. Önce şunu söyleyeyim, ben yayına başlamadan önce çok nazik ve çok naif bir belediye başkanısınız. Neden? Bugün aslında çok yoğun bir gününüz vardı. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Doktor Bekir Pakdemirli bugün Bergama ziyaretinde bulundu. Bu sıkışık ortamda dahi yayını iptal etmeyip yine yayına koşarak geldiğiniz için ayrıca hem Ege TV olarak hem de yayına gösterdiğiniz hassasiyetten ötürü teşekkür ederek başlamak istiyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Şimdi bugün Tarım Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız Bergama'daydı. Bugün isterseniz öyle başlayalım, olayın heyecanıyla başlayalım. Ziyarette neler yaşandı, neler yapıldı, bir oradan başlayalım Sayın Başkanım. Evet. Tabii öncelikle tüm bizleri izleyenleri tarihin nefes aldığı şehir Bergama'dan saygıyla selamlıyorum. Tarihin nefes aldığı diyorum, gerçekten İzmir'in, Türkiye'nin en nadide ilçelerinden birinde yaşıyoruz. Burada yaşamaktan çok memnunuz. UNESCO Dünya Mirası listesinde 5 medeniyetin ayak izlerinin taşıdığı önemli bir tarihi mekandan sizlere sesleniyoruz. Tabii Bergama bu sadece tarih özellikleriyle olan bir ilçe değil. Aynı zamanda tarım alanları, orman alanlarıyla da çok güzel bir ilçe. Verimli toprakları, suları. Bu tarih boyunca böyle olmuş. Medeniyetin burada kurulma sebeplerinden biri de zaten bu sular, verimli topraklardır. Bugün Sayın Tarım Orman Bakanımız buradaydı. Bizleri onurlandılar, ziyaret ettiler ve aynı zamanda projeleri yerinde takip ettiler. Az önce onu uğurladık. Hatta terimiz soğumadan buraya geldik. Hemen Ege TV izleyenleriyle, sizlerle beraber olmak için. Tabii Bergama'da çok önemli değişiklikler oluyor. Dediğim gibi tarih boyunca tarımın, üretimin merkezi olmuş Bergama. Yine İzmir'in bağrından çıkmış Sayın Bekir Pakdemirli, Tarım Orman Bakanımızla birlikte buluşunca konuşulacak çok şey oluyor, çok proje oluyor. Tabii sadece tarımla, ormanla ilgili değil, aynı zamanda tarihi bir şehir olması asabiyetiyle turizm kenti olması gereken, turizmde yıldızı parlaması gereken Bergama'nın da önemli projeleri var. Bunlardan bir tanesinden size özellikle bahsetmek isterim. Az önce oradaydık Sayın Bakanımızla birlikte. Tarihi Selinos Antik Kanalı. Burası gelenler bilirler. Tarihi Akropol'ün eteğinden, tarihi mahallelerin eteğinden akan önemli bir dere. Tabii buranın önemli olmasının sebebi her medeniyetin bu dere kenarında kurulmuş olması ve her medeniyetin de izlerini taşımış olması. Bu tarihi kanalın kenarında cami, kilise, hamam, birçok tarihi eseri görmek, her döneme ait eseri görmek mümkün. Ve şu anki görünümü oldukça kötü. Biz tabii ki gelir gelmez ki seçim öncesinde de vaat ettiğimiz önemli bir konulardan bir tanesiydi. Tarihi Antik Selinos Kanalı'nın ıslah edilmesi. Bununla ilgili çok önemli bir yere geldik. Bergama olarak, ülke mirası olarak, dünya mirasına sahip Bergama olarak. Bir yıldır yaptığımız projelendirme çalışmaları sonuç buldu ve geldiğimiz çalışmalar sonucunda birçok kurum var ki bunun içinde valilik var, müze müdürlüğümüz var, koruma kurulumuz var, Kültür Turizm Bakanlığımız var. Tabii ki bu işin lokomotifi Tarım ve Orman Bakanımız DSİ vasıtasıyla burada birçok işi üstlendi. Ve Bergama Belediyesi olarak biz de organizasyonun başında bu projenin en nihayetinde 9 Temmuz'da ihalesini yapıyoruz.
Bu buradan tüm izleyenlere, bizi dinleyenlere duyurmak isteriz. Bu önemli bir haber. İnşallah buradaki tarihi biz ayağa kaldıracağız. Buradaki restore edilmeyi bekleyen veya şu anda kötü görünümde olan birçok durumu gözler önünden kaldıracağız ve burayı biz turizme açacağız. Tabii Bergama'nın tarihi akropolü, Astepion'u, Bazalikası ve yine Osmanlı'dan kalan birçok camileri, hamamları bulunmakta. Ve bunların birçoğunu da biz Bergama Belediyesi olarak da restorasyonuna başlamış durumdayız. Tabii eski Bergama'nın bulunduğu bölgede restorasyon çalışmalarını yaparken bakanlıklarımızdan destek alıyoruz, valimizden destek alıyoruz. Ve bizler de Bergama Belediyesi olarak bu projeyi bizzat başında yürütücüsü olarak, aynı zamanda katkı koyarak projeleri hayata geçiriyoruz. Bu projeler Bergama'nın geleceği için önemli. Bergama turizmde bizler önemli bir hedefimiz var. Artık kültür turizminin de öneme bindiği bu günlerde bizler Bergama'yı çok daha iyi bir şekilde tanıtmak ve İzmir'in bir değeri olan, Türkiye'nin de bir değeri olan, dünyanın bir değeri olan Bergama'yı dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bu yapacağımız çalışmalar tabii ki hep bu yönde ve inşallah muvaffak olacağız ve turizmde Bergama'da önemli bir yol alacağız bu dönemde. İnşallah. Sayın Başkanım, bu dediğiniz proje de aslında Bergama'ya birçok farklılık kazandıracak. İnşallah en kısa zamanda bunlar da faaliyete geçer ve Bergama dıştan da gelen turistlerle hem oradaki bulunan vatandaşlarımızın, halkımızın hem de esnafımızın çok kazanmasını hem de Bergama'nın tanıtımı sağlanmış olur. Tarım ve Orman Bakanımız Doktor Bekir Pakdemirli, Yasemin Bekir Pakdemirli çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hakikaten Türkiye'nin her yerine büyük emekler sarf ediyor bakanımız. Onun da işi hiç de kolay değil. İnşallah bu da çok çok güzel bir proje, en kısa zamanda faaliyete geçer. Şimdi efendim, Mart başında şöyle hafiften bir kıpırdanma oldu ama ondan sonra, Mart ortasından sonra hakikaten hepimizi tabiri caizse felç eden bir pandemiyle karşılaştık. Hem sosyal hem ekonomik anlamda. Bundan dolayı da bayağı bir sorunlu dönem yaşadık. Önce isterseniz şuradan başlayalım. Bergama'da pandemi nasıl geçti? Bu dönemde vaka sayıları neydi? Karantina alınan mahallere oldu mu? Ya da her şey normal, stabil mi seyretti? Bu seyri bize anlatır mısınız Sayın Başkanım? Tabii ki. Tabii ilk vakanın çıktığı günlerde bizde vakaya rastlanmadı. Fakat ilerleyen günlerde vaka sayıları her yerde olduğu gibi bizde de birden testler yapılmaya başlandıkça ortaya çıktı. Bu konuda tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın aldığı tedbirler ve buna ilaveten bizler Bergama'da da Kaymakam Bey'le birlikte hıfzı sağ kurul kararları, ilçeye özel hıfzı sağ kurul kararları alarak bölgemizde bazı tedbirlere imza attık. Tabii ki bunların başında hükümetimizin almış olduğu iller arası karantina çok önemliydi. Başta dış kaynaklı Bergama'ya gelen vakalar ilk etapta bulaşı sebep oldu. Fakat bu iller arası karantina geldikten sonra bu engellenmiş oldu. Tabii ilk vakalar Bergama'da görüldükten sonra, ki Bergama Devlet Hastanesi aynı zamanda hem Kına hem İkiliye de hizmet veren kapsamlı bir devlet hastanesi. Burada ben sayın başhekimimize ve çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir özveriyle bu süreçte çalıştılar. Ve bu süreçte kontrollü bir şekilde bu vakaların hepsinin bakımları yapıldı. Üzücü birkaç tabii ki vefatımız oldu ama bunlar geride kaldı. Çok şükür karantina tedbirleriyle birlikte dışarıdan gelen vakaların ailelerine yapılan o çevrede alınan karantina tedbirleriyle bulaşın çoğalması engellendi. Ve biz Mayıs ayının ortalarında neredeyse hiçbir vakamız kalmamıştı. Bergama Devlet Hastanesi'nde tamamen vakadan arındırmıştık. Bunun neticesinde vaka bittikten sonra da normal hayata yavaş yavaş geçmeye başladık. Tabii bu süreç içerisinde biz de belediye olarak bu pandemiyle ilgili önemli kararlar aldık. Ve belediyecilik hizmetlerimizi askıya almasak da bir nebze olsun toplum sağlığına daha önem verdik. Tabii ki bu süre içerisinde temizlik ve dezenfektan çok önemliydi. Belediyemizin birçok birimlerini bu işe sevk ettik ve bu
alınan tedbirler çerçevesinde temizliğe ve hijyene çok dikkat ettik. Sokaklarda, caddelerde, yine kamu kurumlarında birçok alınan tedbirlerle maske, eldiven dağıtımı, işte dezenfektan dağıtımı ve dezenfektan noktalarıyla hastalığı kontrol altında tuttuk. Bu arada tabii ki Vefa grubu ekiplerimiz çok sıkı bir koordinasyon içerisinde çalıştı. Bergama 18 merkez mahallesi, 119 dış mahallesiyle oldukça büyük bir alana sahip. 1544 kilometre karelik İzmir'in coğrafi olarak en büyük ilçesi. Ama biz her köyümüze, her mahallemize en uç noktasına varıncaya kadar kimseyi mağdur etmemek için gece gündüz çalıştık. Zabıta ekiplerimiz, yine temizlik ekiplerimiz, emniyet birimlerimiz hepsi koordinasyon içerisinde bu pandemiyi atlattık. Tabii ki artık bu zor günleri konuşmak istemiyoruz. Bundan sonraki tedbirler önemli bizim için. Bunları atlattık ama bundan sonraki işte sizler de görüyorsunuz. Her gün televizyonda şu anda vaka sayıları artmaya başladı. Tabii ki devletin aldığı tedbirler önemli ama bundan sonra millete çok büyük iş düşüyor. Halkımıza çok büyük iş düşüyor. Milletin alacağı tedbirler çok daha önemli ve tesirli. Biz bundan sonra Sağlık Bakanımız her gün çırpınıyor, bu konuda uyarılarını yapıyor. Biz buradan bir kez daha tekrarlayalım bizi dinleyenlere. Bu maske ve mesafe konusuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hastalık hala seyrini sürdürüyor, bulaş devam ediyor. O yüzden her şey bitmiş değil ama kontrol altında, bu kontrolü elden kaybetmememiz için bizleri izleyenleri buradan bir kez daha en azından ikaz edelim. Bu kurallara lütfen uysunlar ve artık inşallah bu hastalığı biz tarihe gömelim. Evet. Aslında Hakan Başkanım, çok güzel özetlediğiniz olayı. Hani 3 tane olay var. Maske, mesafe ve temizlik. Yani hijyen olayımızı üçünü tamamladıktan sonra aslında sanırım hepimizde şöyle bir şey oldu. Hepimizde derken hani %100'ünü söylemeyelim ama insanların içgüdülerinde şöyle bir şey oldu herhalde. Yaklaşık 2 aylık evde kalma, işte ondan sonra biraz Haziran itibariyle esnafların, dükkanların açılması normal ama yeni normal hayata dönüş çok hızlı gibi oldu geldi vatandaşlarda. Bir de 2 aydır hafta sonu evlerde kalınca şöyle bir şey oluştu. Artık bu iş bitti gibi oluştu ama sizin dediğinizi ben de tekrarlamak istiyorum. Gerçekten bitmedi sevgili seyirciler. Çok dikkat edelim. Ama 3 şeye dikkat edelim. Maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım ve hijyenimizi sağlayalım. İnanın bana, bu vakalar şimdi, dün 1593'tü. İstemiyoruz 2000'lere çıksın, 500'lere düşsün. Çünkü bunun bir de turizme çok olumsuz yansımaları olacak. O yüzden en kısa sürede inşallah bu vakalar ve vefat olayları sıfırlansın diyoruz. Biz güzel şeylerden bahsedelim ve güzel şeyler deyince de aklıma hemen Bergama'ya yapılan çevre yolu. Evet. İzmir Çandarlı çevre yolu. Şimdi ben benim dedelerim 1940'lı yıllarda Bulgaristan'dan göç edip Bergama'ya gelmişler. Oradan sonra İzmir'in değişik yerlerini, işte sülale genişledikçe yayılmışlar. Çocukken Bergama'ya gitmek benim için çok büyük heyecandı ama çok uzaktı. Yani Menemen, Alia, Foça, oralardan geliyorduk eski arabalarla. Çok seviyordum ben yollara baktığım için. Fakat hayat hızlı ilerliyor ve bu sefer Bergama sanki İzmir'in dışında kaldı gibi. Şimdi bir bakıyoruz çevre yolu, bir bakıyoruz İzban. Güzel projeler var. Önce isterseniz çevre yolundan başlayalım Hakan Başkanım. Çevre yolu Bergama'yı nelerini değiştirdi? Evet. Şimdi tabii İzmir'den Bergama'ya yolculuk süresi bir kere kısaldı. Biliyorsunuz 22 Şubat tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu yolun açılışını yaptı ve akabinde Bergama'ya geldi. Bergama'da da çok büyük bir miting gerçekleştirdi. Kuzey Ege Çandarlı Otoyolu hükümetimizin almış olduğu ülkemiz adına da çok büyük kararlardan birisiydi tabii ki. Çandarlı Limanı'yla birbirine bütünleşik bir projeydi. Bizler tabii artık Alia Sanayi Şehri aramızda, Menemen var. Bergama olarak İzmir'e ulaşmakta trafik konusunda çok büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Bu yol bir kere bu sıkıntıları tamamen ortadan kaldırdı. İzmir Metropol ile Bergama arasındaki bağ çok daha güçlendi. Ve artık bizim metropole buradan ulaşım süremiz neredeyse yarıya düştü. Çok kısa bir zamanda biz İzmir'e gidip işlerimizi görüp geri dönebiliyoruz. Havalimanına olan uzaklık aynı zamanda süresi anlamında çok kısaldı. Tabii İzban da bu konuda çok önemli. Onunla ilgili de önemli gelişmeler şu günlerde olmaya başladı. İnşallah bunları yakında duyuracağız, güzel haberleri duyuracağız.
Ali Ağa'dan Bergama'ya ve Kına uzanacak olan İzmir hattı yine Bergama'nın bu hafif raylı sisteme katılmasını sağlayacak. Yine Bergama'daki veya İzmir'deki havalimanındaki bir misafirimiz çantasını aldıktan sonra havalimanından İzban'a binecek ve Bergama'da yolculuğunu sonlandıracak. Bu tabii ki bölgemiz için çok önemli bir konu. Ulaşım konusunda çok büyük bir rahatlık, bir konfor sağlayacak. Tabii Çandar Limanı bir Türkiye projesi. Yine Bergama mücadelesinde yer alan bu proje Bergama'nın geleceğe güvenle bakmasını sağlayan önemli projelerden biri. İstihdam projelerinden biri aynı zamanda. Yapıldığında dünyanın belki de ilk 10 büyük limanı arasında olacak Çandar Limanı. Bergama için, tabii İzmir için önemli bir önem teşkil ediyor. Bu yüzden bu projenin tabii ki hükümetimiz takipçisi, altyapısı yapıldı ve üst yapı ihalesi bekliyor. Umarım kısa zamanda bu da yapılıp hayata geçecek. Bir de tabii Bergama'nın merkezinde geçen bir devlet karayolu var. Bu Bergama'nın içinden geçiyor. Bununla ilgili de önemli bir gelişme var. Onu da buradan duyurmak istiyorum. Tabii Bergama, Ankara ve İstanbul istikametinden gelen misafirlerimiz Bergama'dan geçerken veya Bergama'ya geldiklerinde oldukça zorlanıyorlardı. Neden? Bergama'nın merkezine girip Adnan Menderes Bulvarı'ndan Dikili'ye, işte Foça'ya, Ayvalık'a doğru uzanıyorlardı. Ama Bergama'da hem riskli bir yolculuk, hem kamyonlar açısından, hem turistler açısından riskli bir yolculuk arz ediyordu. Ve geçtiğimiz günlerde Bergama'nın güney çevre yolu inşaatı da başladı. Bu da çok önemli bir gelişme. 2020 yılı sonuna kadar Bergama'nın gelen misafirlerimiz eğer transit yolculuk edeceklerse İzmir ve İstanbul'dan, Bursa'dan, Balıkesir'den, Manisa'dan gelen misafirlerimiz transit olarak Bergama'nın güney çevre yolundan geçip yolculuklarını rahatça tamamlayabilecekler. Bu aynı zamanda Bergama'nın merkezi içinde çok büyük bir konfor sağlayacak. Bergama'nın içinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı'nda yeni bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Şu an orayı da bisiklet yollarıyla, peyzajıyla projelendiriyoruz. Yeni bir yaşam alanında inşallah burada oluşturacağız. Tabii ulaşımla ilgili Bergama'da yapılan çok önemli bir iş daha var. Ulaşım yollardan söz açılmışken. Bizim Kozak Yaylamız var. Bergama'ya en önemli güzelliklerinden ve özelliklerinden biridir. Çam fıstığının yetiştiği önemli bir yayla. Buradaki bizim işte büyük kamyonlarımız, granit taş, Bergama'nın bir değeridir. Bergama graniti coğrafi tescil almış bir üründür. Ve bu da Kozak Yaylası'nda çıkmaktadır. Buradan gelen işte kamyonlarımız, tırlarımız Bergama içinden geçmekte. Bu da büyük bir risk oluşturmakta. Yine 22 Şubat'ta Sayın Cumhurbaşkanımız Bergama'da da zikretti. Kozak çevre yolu, Kozak'tan gelen, yani kuzeyden gelen bize yolun, çevre yolunun projelendirmesi de bu yıl tamamlanacak. Ben de takipçisiyim. 2021 yılı içerisinde de yatırım programına alınması için Ankara'da olacağım. Ve inşallah Kozak çevre yolu da yapıldıktan sonra Bergama merkezi çok daha farklı bir duruma gelecek. O yoğun trafik, riskli trafikten kurtulmuş, turizme kendini ulaşım anlamında daha da hazırlamış olacak. Tabii ben buradan bir de izleyicilerimiz şehir içindeki yollar ne olacak diye der gibi duyuyorum. Yani seslerini duyuyorum. Çünkü bizim şehir merkezinde de ciddi bir çalışma yapmamız gerekiyor. Tabii ki Bergama'da uzun yıllar bu konuda yapılmayan işler birikmiş. Biz bu birikintiyi inşallah bu dönemde halledeceğiz. Bu sorunları çözeceğiz. Tabii işleri sırasıyla çözmek gerekiyor. Sırası nedir? Bergama doğalgaza kavuştu geçtiğimiz günlerde ve çok hızlı bir çalışmaya başladık. 2020 yılında da 50 kilometre gibi bir hedefimiz vardı. Biz pandemiye rağmen bu hedefi arttırdık, 80 kilometreye çıkardık 2020 yılı sonunda. Ve 2021 yılında da bizim hedefimiz doğalgazla ilgili her eve ulaşmak. Tarihi bazı mahalleler hariç neredeyse Bergama'nın merkezindeki tüm sokaklara, mahallelere ulaşmak. Tabii ki bu doğalgaz yapılırken doğaldır ki yollar bozuluyor. Ve biz bu yolları tekrardan imar ve inşa etmek için peyzajını, kaldırımını, ışıklandırmasını şehir mobilyalarıyla beraber tabii ki yenileyerek yine turizm alanında hem şehircilik anlamında önemli bir adımı daha atacağız. Yollar dedik tabii buraya kadar geldik. Yani konu çok geniş. Ama Bergama'nın bu kronikleşmiş sorunları verdiğimiz sözlere binaen hepsi yerine gelecek. Bu konuda izleyicilerimize müsterih olsunlar. Peki. Şimdi efendim ben çocukken Bergama'da şunu hatırlardım.
mahsulden mahsule ödeme diye bir şeyler vardı işte evlenenlere. Ben hep aklımda o kalmıştır, mahsulden mahsule. Yani evet. Demek ki artık burası tabii şimdi yoktur da o hep aklımda kalmıştı çocukken. Hani biz işte şehirde taksit işte bunlara alışmışız. Hani aylık taksit. Orada mahsulden mahsul. Demek ki Bergama'nın ana geçim kaynağı tarımdı. Evet. Tabii tarım olunca herhalde biraz da turizm ve tarihi yerler biraz daha arka planda kaldı. Hem vatandaşlar nezdinde hem de devlet nezdinde. Çünkü ekonomi çok önemli. Tarımdan bir geliriniz varsa. Tabii aradan yıllar geçti. Aileler büyüdü, tarlalar küçüldü bölüne bölüne. Derken biraz daha sanki turizm ön plana çıktı. Bu tespitlerim doğru mu ve yeni planda turizmle ilgili ne gibi düşünceleriniz var Sayın Başkanım? Evet, çok doğru. Eskiden ben de bir esnaf çocuğuyum, esnafım. Babalarımız yani bir şey satarken hangi mahsule ekiyorsa o mahsule vade tarihini koyup adını tarih koymazlardı. İşte pamuk derlerdi. Pamukta veya tütünde eskiden ekilen ürünler o tarih geldiğinde tüccardan parasını alan çiftçi esnafa gelir, borcunu öder ve mahsulden mahsule ödeme bu şekilde gerçekleşirdi. Ama tabii artık Bergama tarımda da çok büyük bir reformlar yapıyoruz. Yani Sayın Bakanımızın sayesinde özellikle son 18 yılda AK Parti hükümeti döneminde bölgemizde çok büyük barajlar inşa edildi. Çaltıkoru Barajı, Yortanlı Barajı gibi barajlar ve bunun haricinde göletler inşa edildi. Bergama sulu tarıma geçti. Hayvancılıkta çok önemli merhaleler kat etti. Yeni tarımda yeni dünyaya ayak uyduran birçok şey yapıldı. Bunlara hala daha yenilerini katıyoruz. Az önce Sayın Bakanımızla yaptığımız toplantıda yine bir tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi, hayvancılık üzerine bölgemizde fizibilite çalışmalarını yapıyoruz. Kuruluş aşamasındayız bununla inşallah. Buna benzer seracılık çalışmaları ve Bergama'da alternatif ürünleri geliştirilmesi noktasında birçok çalışma söz konusu. Artık tarımda da biz tarım deyip geçmeyelim. Bu pandemi süreci içerisinde tarım ve hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu dünya bir kez daha gördü. Ve biz bu konuda çok şükür ayrıcalıklı bir bölgede yaşadığımız için sadece güncellememiz gerekiyor bazı konuları. Ve biz tarımda da hükümetimizin öngörüsü, Tarım Orman Bakanımızın öngörüsüyle yeniliklere açık bir bölgeyiz. Ve bu yenilikleri gerçekleştiriyoruz. Bunu bir kenara koyarsak tabii bizim Bergama'da gelirimizi çeşitlendirecek farklı gelişmeler de söz konusu. Tabii bölgemizde bir serbest bölgenin kurulması söz konusu. 3 yıldır çalışmalar devam ediyor ve sonuna geldik gibi. Yeni bir serbest bölgenin kurulması tabii ki bölgenin lojistik avantajlarına dayanıyor. Bu serbest bölge bölgemizde çok büyük bir istihdam alanı açacak. Ve yüksek teknoloji ürünleri içeren bu serbest bölge biliyorsunuz Gaziemir'de var, Esbaş olarak. Bergama'da inşallah Batı Anadolu serbest bölge anonim şirket olarak kurulacak. Ve bu konuda Cumhurbaşkanımızın da ve Sayın Nihat Zeybekçi'nin de eski ekonomi bakanımız biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız çok büyük katkıları olmuştur. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu da hızlı bir şekilde ilerliyor. Bergama'nın geleceğini etkileyecek önemli projelerden bir tanesi. Yine Bergama'nın kendi organize sanayi bölgesi var. 17 yıl oldu kurulalı ama bir yol kat edememişti. Yine bununla ilgili 2015'te Bakanlar Kurulu kararıyla alınmış bir karar var. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin avantajlı olduğu 5. bölge teşvik kapsamını aldı Bergama. Ve bu kapsamı alındıktan sonra burada önemli sanayi kuruluşları çalışmaya başladı. Şu an yüzlerce işçi burada çalışıyor, Bergamalı işçi. Ve aynı zamanda bir istihdam alanı ve bir katma değer Bergama için. Ve ihracat yapıyor bu firmalar. Direkt burada üretilen yenilenebilir enerji teknolojileri adına işte rüzgar kanatları, rüzgar gülleri kanatları şu anda iki dünya devi şu anda Bergama'da bu üretime başladı. Bunlar önemli gelişmeler tabii ki. Bu bölgede sadece tarım değil, aynı zamanda sanayinin, aynı zamanda ticaretin, aynı zamanda turizmin de biz bu dönemde temellerini yeniden atıyoruz. Ve Bergama bu gelişmelerle tarihte olduğu o medeniyet merkezi, medeniyet başkenti olma yolunda ilerliyor. Emin adımlarla ilerliyor.
Bizler de tabii ki yerel yönetimler olarak bu konuda ne yapabiliyorsak, bu konuların önünü açabilecek, destek olabilecek her konuya destek veriyoruz. Şehrimizi tabii geleceğe hazırlıyoruz. Planlı bir şekilde büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Altyapı çalışmalarını, üst yapı çalışmalarını koordinasyon içerisinde götürmeye çalışıyoruz. Şehrin çehresini bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. O eski artık hani gerçekten çok büyük değerler var şehir içerisinde. Restore edilmeyi bekleyen birçok yapılar var. Ki biz bunların bir kısmına da belediye olarak başladık şu anda. Onları da ayağa kaldırıyoruz. Aynı zamanda bu gelişmeler tabii turizme katkı sağlayacak. Sokak sağlıklaştırmaları, cephe iyileştirmeleri, bazı tarihi binaların kamulaştırılması ve bunların restorasyonlarıyla alakalı yoğun çalışmamız var. Ve aynı zamanda tabii ki en önemlisi şehrin park ve bahçeleri elden geçmesi gerekiyor. Bütün şehrin park ve bahçelerinin yenilenmesi gerekiyor. Ama bunların içerisinde en büyüğü tabii ki projelerimizin Millet Bahçesi. Duymuşsunuzdur Bergama Millet Bahçesi projesi. Bununla ilgili de uzun zamandır çalışıyoruz Eren Bey. Ve netice aldık. Mart ayının başında şehrimizin merkezinde bulunan stadyumun ve Çamlı Park'ın Millet Bahçesi kapsamında yapımını onaylattık ve bu stadyumun mülkünü Bergama Belediyesi'ne Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan aldık ve Çevre Şehircilik Bakanımızla bu konuları görüştüğümüzde onlar da bu sağ olsunlar yine Cumhurbaşkanımız da 22 Şubat'taki ziyaretinde bana zikretti. Buraya çok güzel bir yeşil bir meydanı Bergama'ya kazandıracağız. Bu Bergama'nın şehirleşme, turizm her alanda önünü açacak bir proje. Tam şehrin kalbinde ama orası şu anda trafik anlamında, otopark anlamında ve Bergamalıların veya gelen misafirlerin kullanabileceği bir alan değil. Biz orası da işlevsel bir hale getireceğiz. Otoparklarıyla, yeşil alanlarıyla, etkinlik alanlarıyla. Orası Bergama'nın kalbi, orası atmıyordu. O kalbi biz tekrardan inşallah tekrardan atmasını sağlayacağız. Ve bu güzelliklerle Bergama çok daha farklı bir yere gelecek. Allah. Hakikaten o kadar güzel şeyler söylüyorsunuz ki başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza aslında ülkemizin bütün ilçelerine, illerine çok büyük destekler veriyor ama şu anda biz Bergama Belediye Başkanımız Sayın Hakan Koçlu ile konuşuyoruz. Bergama'ya verdiği desteklerden ötürü de tüm devletimize ve devlet büyüklerimize de gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü hem Bergama hem de Bergamalılar bu tür hizmetlere hep hak ediyorlar. Hem coğrafi olarak çok güzel hem de insanlık olarak çok güzel insanlarımız var. Bütün ülke halkımız bu hizmetleri hak ediyor. Şimdi başkanım, belediye başkanı olmadan önce siz bir vatandaşsınız. Yani siyasetle uğraşıyorsunuz tabii. İlçe başkanlığı ya da meclis üyelikleri oluyor ama sonuçta belediye başkanı değilsiniz. Böyle oranın da bir kişisisiniz. Yani orada yetişmiş, orada doğmuş, büyümüş, birçok kişiyi tanıyan, sizi tanıyanların olduğu bir yerdesiniz. Mesela belediye başkanı ben olsam, ya şunu yapardım deyip de belediye başkanı olduktan sonra gerçekten Bergamalıların ilk hizmet önceliği ne oldu? Çünkü yaklaşık bir yıldan 3-4 ay, 15-16 ay oldu. Ne oldu? İlk koltuğa oturur oturmaz şunun önemli şey olarak büyük projelerden bahsetmiyorum. Yani daha böyle halkın hayatını kolaylaştıracak. Evet. Ya Bergama'da hizmete başladığımız ilk günlerde tabii ki bizim belediyeye geldiğimizde belediye başkanlığı çok ayrı bir şey. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi siyasette yıllarca uğraştık. Meclis üyeliği yaptık, ilçe başkanlığı, il yönetiminde bulunduk ama belediye başkanı olduğunuzda size çok daha ayrı bir sorumluluk yüklüyor. Ve şehirdeki birçok konudan artık sorumlusunuz. Yani tabii herkesin bir önceliği vardır. Herkesin bir kendine göre farklı bir beklentisi olacaktır. Ama genelde toplumda herkesin ortak beklentileri vardır. Bizler tabii ki Bergama çevresiyle çok önemli bir şehir. Orman şehri aynı zamanda. İzmir'in en çok orman alanlarından birisi. O yüzden biz çevreye çok önem verdik. Temizliğe çok önem verdik. Gelir gelmez o temizlik anlayışını bir kere değiştirdik. Biz 2020 yılında aynı zamanda Bergama'da çevre yılı ilan ettik. Bununla ilgili de faaliyetlerimiz var. 2019'da bunun hazırlıklarını yaptık. Milli Eğitim'le de yine ortaklaşa yaptığımız programlar dahilinde. Tabii öncelikle şehirde bir belediyeden beklenen temiz ve güzel bir çevredir.
Yani bu asli görevlerinizdir. Sizin yapmanız gereken bir görevdir. Ama aksadığı zaman da çok büyük sorunlara yol açar. O yüzden biz hem Bergama'da temiz bir çevreye hem de o çevre bilincine kavuşabilmek için Milli Eğitim'le de yaptığımız ortaklaşa çalışmalarda öncelikle çocuklarımızın, geleceğimizin eğitimine çok önem verdik. Çünkü çevreyle ilgili bilinçlenme küçük yaşta başlıyor. Onlara eğer bu yaşlarda, biz küçük yaşlarda bu bilinci aşılamaz isek gelecekte maalesef bunu yerine koymak çok zor oluyor. Bundan dolayı biz ilk göreve gelir gelmez temizlik anlayışını ve çevre bilincini Bergama'da oluşturmaya çalıştık. Bu Bergama'da için, yani tüm şehirler için olmazsa olmazı. Tabii ilk bir yılımız aynı zamanda belediye anlamında da yapılanma yılıydı. Her anlamda, mali anlamda da, idari anlamda da. Biz bu konulara önem verdik ki buradaki işlerlik ve hizmet kalitesi artabilsin. Ve geçtiğimiz bir yıl içerisinde de biz bu disiplini sağladık. Hem mali anlamda hem idari anlamda. Ve bu pandemi süreci içerisinde de belki birçok belediye, biz de borçlu belediyelerden birisiyiz. Geçmişten gelen ciddi bir borç yükünün altındayız. Ama bu pandemi süreci içerisinde kendi yağımızda kavrulmayı ve o tedbirleri alarak biz göstermiş olduk belediyecilik içerisinde. Ve daha da bunu ileri noktaya taşıyacağız. Biz artık maaş ödeyen bir belediye, ödeyemeyen veya ödemekte zorluk çeken bir belediye olma dışında yatırım yapan bir belediye olma hedefimiz var. Bergama'ya yatırım yapan, çevresine yatırım yapan, geleceğine yatırım yapan, her alanda sporda, kültürde, turizmde, her alanda başarılı bir ilçe olma yolunda ilerliyoruz. Aldığımız tedbirlerle de inşallah bu hedefimize kavuşacağız. Peki. Mesela siz Bergama doğumlusunuz. Bergama'da doğdunuz, büyüdünüz. Hayatınızın tamamına yakını Bergama'da geçti. Hiç böyle belediye binasının önünden geçerken şöyle Hakan Koçlu olarak ben bir gün buraya belediye başkanı olmak istiyorum diyor muydunuz? Böyle hala çok gençsiniz, Allah nazardan saklasın ama böyle 20 yaşlarda, o yaşlarda, o konumda hiç düşünüyor muydunuz? Çünkü çok kutsal, çok ulvi bir görev olsa gerek. Evet. Kesinlikle. Yani tabii Bergama'nın tarihi mahallesinde doğan bir ferdi olarak bu bölgede hizmet etmek çok onur verici bir kere. Halkımız bu bize bir görevi, emaneti verdi. Tabii çocukluğumuzda belediye başkanlarına, kaymakamlara böyle kuptayla bakardık. Yani erişilmesi zor, böyle gerçekten oraya gelmek imkansız gibi, böyle sanki öyle bir algı vardı o zamanlarda. Ama tabii ki her zaman şehre faydalı olmak adına yani sivil toplum kuruluşlarında geçmişimizde yine siyasi partilerde görev yaptık. Tabii bu iş nasip işi. Yani belediye başkanlığı çok daha ulvi bir görev. Şehir adına önemli kararlar alıyorsunuz. Şehrin nabzını iyi bilmeniz gerekiyor. Şehrin ihtiyaçlarını iyi saptamanız gerekiyor. Kaynaklar kısıtlı ama tabii ki ihtiyaçlar sınırsız. Bunları doğru tespit edip o şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Ve bu artık görev bizde, bu sorumluluk omuzlarımızda. İnşallah bu dönemde biz söz verdiğimiz her projeyi hayata geçirmiş olarak tamamlamak istiyoruz. Her ne olursa olsun Bergama'da yaşayacağız. Bu görevler gelip geçici. Bizim yine işimiz Bergama'da, her şeyimiz Bergama'da. Burada yaşamaya devam edeceğiz. Önemli olan sözlerin yerine gelmesi ve Bergama'ya gelecekte de çok faydalı hizmetleri bırakabilmek ve uzun yıllar milletin hayır duasını alabilmek. Evet, sanırım bu tarz yerleşim yerlerinde belediye başkanı olma şöyle de bir ağır sorumluluğu var. Tabii ki dediğiniz gibi makamlar gelip geçici. Allah sağlıkla arzu ettiğiniz kadar belediye başkanlığını sizlere nasip etsin diyoruz ama sonuçta sizden sonra başkaları gelecek. Siz birilerinden sonra geldiniz. Bu böyle gidiyor ama belediye başkanlığı bittikten sonra sokakta o özgüvenle, o moralle, o güzellikle, o doğrulukla yürüyebiliyorsanız zaten en güzelidir, en güzeli o. Sanırım bu tarz ilçelerde belediye başkanı olmanın böyle bir ağır sorumluluğu da var. Belki büyük şehirlerde işte İzmir Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı o 15 milyon, 5 milyon kişi aynı anda göremiyor ama Bergama'da öyle değil. Her an halkla iç içesiniz. Programımızın sonuna doğru geldik Hakan Bey, Hakan Başkanım. Ben aslında programı şöyle kapatmak istiyorum eğer müsaade ederseniz. Şimdi bu pandemi sürecinde bir balon gördük biz. Hatta birçok balon gördük.
Dedik ki bir Amerika balonu vardı. Ya dedik ki Amerika ne güçlü ülkesin sen. Sen var ya sen. Hani insanlar hatta hamileyken doğum yapmaya Amerika'ya gidiyorlardı. Neden Amerika'da doğsun çocuğu? Sonra bir Batı Avrupa ülkelerini gördük. İtalya'yı, İspanya'yı, İngiltere'yi gördük. Onların yanında Türkiye nedir ki diyorlardı. Ama bir şeyi gördük ki Türkiye ve Türk insanı hem çok güçlü hem hakikaten çok inançlı ve bu işin de üstesinden hakkıyla geldi. Bir şöyle Amerika, Avrupa ve Türkiye kısa bir değerlendirme alabilir miyiz bu dönemle ilgili? Elbette. Bu dönemde tabii bu Necip Millet her şeyi değerlendirdi, gördü. Ekranları başında birçok konuyu muhakeme etme fırsatı oldu. Bizler önce sağlık dedik tabii ki. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla her zaman hareket ettik. Ve sağlığa en çok yatırım yapan devletlerden birisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Ve bunun da karşılığını gördük. Şehir hastanelerimiz, devlet hastanelerimiz hepsi gelişti. Sağlık sistemimiz belli bir temel üzerine yavaş yavaş inşa edildi. Bugüne geldiğimizde çok şükür hiçbir vatandaşımız bir sağlık hizmeti alamıyoruz. Pandemi sürecinde bir sıkıntı yaşadık. İşte geçici de olsa tabii ki bazı kısıtlamalar oldu ama sağlık anlamında hizmete ulaşamama gibi kesinlikle böyle bir şey söz konusu olamadı. Biz Avrupa'da ve Amerika'da hatta Asya'da, Uzak Doğu'da çok ilginç şeyleri gördük. Limanlarda bir süper güç diğer süper gücün maskelerine el koydu. Yani bu gibi şeylerle karşılaştık. Biz her şeyle kendi kendine yetebilen bir ülkeyiz. Bu artık lafta değil. Sağlıkta da, tarımda da, savunma sanayinde de her şeyle dört dörtlük bir artık Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Biz daha da ileri götüreceğiz bunu. Bu yatırımlarla devam edeceğiz. Yani yatırımlarımız durmuyor. İşte biliyorsunuz İzmir'de şehir hastanesi şu anda çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yine Bergama'da sağlık yatırımları durmuyor. Bergama Devlet Hastanesi'ni zamanında yine AK Parti hükümeti 2006-2007 yıllarında ayağa kaldırdı ve hizmete aldı. Yine rahmetli Mithat Öztürk amcamız, sizler de oradaydınız açılışında ek binalarla. Necla teyzemiz. Evet, Necla teyzemiz oradaydı. Onları da buradan yad ediyoruz. Gerçekten büyük hizmetler verdiler sağlık adına Bergama'da. Yine Bergama'da şu anda yine bir sağlık kompleksi kurulacak. Az önce Sağlık Bakanımızla da telefonla irtibata geçtik. Yeni bir ağız diş sağlığı polikliniği yine Bergama'da yapılacak. Yani hizmetler durmuyor. Sağlık anlamında sizin dediğiniz gibi dünyada herkesi şaşırtan bir hizmet anlayışını göstermiş olduk. Biz daha şaşırtmaya çok devam edeceğiz. Türkiye olarak, yerel yönetimler olarak, belediyecilik hizmetlerimizde, peki, hükümet hizmetlerimizde daha çok şaşırtmaya devam edeceğiz. Hizmetlerimiz devam edecek. Milletimiz bize güven duyduğu sürece, bize görev verdiği sürece de gece gündüz onların emrindeyiz. Çok teşekkür ediyorum başkanım. İçten samimi ve güzel duygularınızı hem bir yönetici olarak hem de bir insani duygularla aktardınız. Ama ben hakikaten özellikle her iki açılışta da programı sunma şerefine nail olduğum Mithat Öztürk'e ve Necla ve Mithat Öztürk'e Bergama Devlet Hastanesi'nin ve katkıları olan sevgili Mithat amcamıza hastanede en son açılışına yatağından gelip orada bulunan Mithat amcamıza ve Necla teyzemize de buradan hakikaten şimdi sevgilerimi sunalım. Allah bin kere razı olsun. Bergama'nın içerisinden at arabasıyla kireç satarak çalışarak bir yerlere gelip onun hayat hikayesini çok iyi bilenlerdenim. Çok evet, güzel bir aile. Allah bin kere razı olsun. Onlar sayesinde hastanemize de birçok katkı sağlandı. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Ben kapanışta şunu da söylemek istiyorum. İzmir'de bir arkadaşım var benim, Ahmet Kandemir. Onun da Asklepios diye bir derneği var. O da Bergama için çok koşturuyor. Çok büyük projeler yapıyor sevgili Ahmet Kandemir. Bergama'nın hem ulusal hem de uluslararası bazda tanıtılması için çok çok büyük gayretler sarf ediyor hakikaten. Kendisi aslında Bergamalı değil, Alaşehirli ama Bergama'ya karşı çok büyük bir sevgisi var. Selamlarımı iletirsen çok sevinirim. Selamlarımızı iletiyoruz Ahmet Bey'e de buradan. Evet. Evet, çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi program başında çok yoğun bir gününüz vardı. Tarım Bakanımızın olduğu bir gün içinde programımızı iptal etmeyip bulunduğunuz için de ayrıca kurumum adına da sizlere teşekkür ediyorum. Son bir selamla sizi uğurlayalım efendim. Buyurun Bergamalılara, evet, son bir selam alalım.
Ben Bergama'lı hemşehrilerimizi buradan bir kez daha selamlıyorum. Hizmetlerimiz noktasında hiçbir şüpheleri olmasın. Bizler verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Sizler için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Her ne olursa olsun bizim kapımız belediyede açık. Bizler sizlerle beraber her zaman birlikte olmaya hazırız. Belediye birlikteyiz zaten çarşıda, pazarda. Bu konuda kendilerini ben az biraz daha sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah bu zor günler geçecek. Bu altyapı yatırımları bitecek ve inşallah Bergama'yı eski günlerine, çok çok daha eski günlerine, o güzel günlerine, medeniyetteki şanlı günlerine geri döndüreceğiz. Peki, çok teşekkürler. Bergama'mızın yakışıklı, naif, nazik, kibar ve bir o kadar da başarılı belediye başkanımız Sayın Hakan Koçlu ile beraberdik. Bu buluşmayı sağlayan Sayın Basın Danışmanımız Ferit Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Tüm Bergama'ya, Bergama halkına, bizi seyreden herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Yayında, yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir gün diliyorum. Hoşça kalın.